Muharrem Kasaboğlu, Hüseyin Teşekkürler'i anlıyoruz. Sporun, sanatın, kültürün, gastronominin bir araya geldiği, göçebe kültürlerin yakından tanındığı bir ev sahipliğini gerçekleştirdik. 102 ülkeden 1700'ü yabancı, 1500'ü Türkiye'den toplam 3200 sporcunun müsabakalardaki maharetlerine şahitlik yaptık. 14 farklı geleneksel branş ve 84 kategoride madalya mücadelelerini izledik. Ve tabii bunların dışında 27 farklı branşta gösteri amaçlı müsabakalarda oyun programında yer aldı. Gerek müsabaka alanlarında ve gerekse ekranları başında bu heyecanı paylaşan milyonlarca spor severe unutmayacakları bir organizasyon tertip ettik. Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerini ve farklı kıtalardan gelen göçebe kültürüne sahip ülkeleri sporun evrensel ve kuşatıcı diliyle bir araya getirdik. Hem sporcular hem teknik ekipler Bursa'mızı, İzmir'imizi yakından tanıma fırsatı buldular. Hep birlikte ömrümüz boyunca en güzel şekilde hatırlayacağımız anılara sahip olduk. Çok değerli sporcu arkadaşlarım, sizler yarışmalar boyunca ortaya koyduğunuz centilmenlik ruhuyla ve mücadeleyle elinizden gelenin en güzelini gerçekleştirdiniz. Hep birlikte şunu gördük. Bu oyunların kazananı kardeşliktir. Bu oyunların kazananı sevgidir. Bu oyunların kazananı saygıdır, birliktir, beraberliktir. Bu şiardan hiçbir sporcumuz bir milim sapmadı. Türk dünyasının ve göçebe kültürünün güzel bir dayanışma çerçevesinde bir ve beraber olduğunu sizler en güçlü şekilde ortaya koydunuz. Ben her bir sporcumuza bu ruhu birlikte keşfetmemize sağladıkları katkıdan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Dünya göçebe oyunlarıyla büyük ve derin anlamlara sahip uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığımızın hep birlikte bilincindeyiz. Bu oyunlar medeniyet dediğimiz kültürel dokunun ana bileşenlerindendir. Çünkü göçebe oyunları her birimize büyük bir bütünün birer parçası olduğumuzu, nasıl kadim bir medeniyetin içerisinden beslendiğimizi hissettirmektedir. Hepimize düşen görev, Türk dünyasının değil, tüm insanlığın ortak birikimi olan göçebe yaşam kültürünü ve bu kültüre bağlı değerleri korumak ve elbette gelecek nesillere bu emaneti aktarmaktır. Ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşadığımız 4. göçebe oyunları bu tarihi sorumluluğu yerine getirme adına da hepimize eşsiz bir fırsatı sunmuştur. Değerli misafirler, bu anlamlı ev sahipliğine Bursa'da, İznik'te hep birlikte gerçekleştirmek derin anlamları ihtiva ediyor. Tüm dünyanın bildiği gibi alimler diyarı olan Bursa'mız Anadolu'nun ve Türk tarihinin kadim şehirlerinden biridir. 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanına da sahip olan Bursa, Türk tarihinde önemli bir şehirdir ve Osmanlı Devleti'nin de başkentliğini yapmıştır. 3 kıtaya hükmetmiş bir ulu çınarın can suyudur Bursa. Bir zamanlar Orhan Gazi'nin obasında yarenleriyle yay gerip ok attığını hayal etmek için çok özel bir şehirdir Bursa. Yemyeşil doğasıyla, ulu camisiyle, köklü geçmişiyle tarihin
başkentlerinden olan Bursa, şüphesiz ki göçebe oyunları tarihinde de kendine özgü o özel yerini de almıştır.